Efendim devam ediyoruz. Sizlerden gelen sorular var tabii. Şimdi Gökhan Başar arkadaşımız demiş ki hocam 7-8 aylık bebekler için risk nedir? Tabii daha önce de söylediğimiz gibi küçük bebeklerde de görüldü. Özellikle ben iki vaka biliyorum. Bebeklerde de görüldü. Ama bebekler, çocuklar risk grubu pek oluşturmuyorlar. Çok hafif atlatıyorlar Evet. diye bir bilgimiz var. Peki. Hocam bu soruyu size sorayım. Buyurun. Kardeşimizin ismi Özgür Karadeniz. Evet. Kronik astım hastasıyım. Risk grubum nedir? Demiş astım hastaları için risk ne Tabii ölçüde? KOAH'la beraber herhalde değerlendiririz şimdi tabii hocam. astım bir hava yolu, obstrüktif bir hava yolu Evet. hastalığı, ancak reversible, yani KOAH gibi geri dönüşsüz değil. Yani reversibilite yani geri dönüşlü tedaviyle düzelebiliyor. Eğer yaşı gençse arkadaşımızın diğer risk faktörlerin, sigara gibi bir risk faktörü, mesleki bir risk faktörü yoksa ve astımı kontrol altındaysa belli bir risk faktörü var, ama KOAH kadar risk faktörü altında değil. İlaçlarını düzenli kullanacak, sigara içmeyecek, Evet. izolasyona dikkat edecek ve mesleki açıdan da böyle bir maruziyeti yoksa kontrol altında bir astım KOAH kadar riski arttırmaz. Mustafa Hocam geleceğim size ama bilim kurulunda olduğunuz için bu soruyu sormak istiyorum. Osman Aksu demiş ki bu otobüsten indirilen bir Kıbrıslı hasta vardı Evet. İstanbul'da. Bunun durumu netleşti mi? Nedir? Kamuoyu Onu merak bilemiyorum. ediyor Hasta demiş. değildi sanırım o. Karantinaya alınması gereken, Evet. yurt dışından Yurt. geldiği için Evet. karantinaya alınması gerekiyor, ama onu duyduğum kadarıyla otobüse yanlış binmiş. Sonra onu düzelttiler sanıyorum. Umre Öyle mi? grubuyla Evet, gelmemiş, evet. ancak Yanlış otobüse yanlış binmiş. otobüse binmiş ve hasta değil. Karantinada olması gerekiyor. Şimdi yurt dışından gelenler 14 gün karantina uygulanıyor ya. Evet. O gruptan, Ümre grubundan otobüste giderken Evet. onu başka bir tarafa almışlar. Duyduğumuza göre bu Ama çok da karantinası şey değil. devam et ya da alındığını Evet. biliyoruz tekrar. Evet. Şimdi hocam, Sağlık Bakanı'nın mecliste bir bilgilendirme toplantısı vardı bu hafta. Meclisi bilgilendirdi. Buradan herkes teşekkür ediyor Sağlık Bakanı'na. İktidar, muhalefet, vatandaş. Gerçekten de süreci çok iyi yürüten bir Sağlık Bakanlığımız ve Sağlık Bakanımız var. Kendisi bu süreçte çok da ekranda olduğu için Sayın Bakanın Fahrettin Koca'nın aynı zamanda sempatik ve alçak gönüllü bir kişiliği de ekrana yansımış oldu. Sağlık Bakanının o meclisteki bilgilendirmesini izleyelim. Aynı zamanda siz de bilgilenmiş olacaksınız. Devam edeceğiz efendim. Karşı karşıya olduğumuz tehdit şartlarında bütün enerji bu tehdidin kendisine yönelmelidir. Koronavirüs salgını ile ilgili kritik mesajlar verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yakında bütün büyük şehirlerde test yapabilir olacağız dedi. Yakında neredeyse bütün büyük şehirlerde test yapabilir olacağız. Özellikle önümüzdeki 1-2 gün içerisinde hızlı tanı kiti devreye girmiş olacak. Meclis Genel Kurulu bugün koronavirüs gündemiyle toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kürsüye çıktı, virüse karşı alınan önlemler konusunda milletvekillerini bilgilendirdi. Virüsün bulaştırıcılık süresi kesin olarak bilinmemektedir. Önce Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline hızla yayılan yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili süreci anlattı Bakan Koca, önlemleri zamanında aldık dedi. Bugüne kadar yapılan test sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Koca hızlı tanı kitinin yarın devreye gireceğini söyledi. Bugüne kadar şu an 10 bini geçen test yaptık. Fakat önümüzdeki günlerde bu test sayımızı çok artacağını düşünüyoruz. Hedefte günlük en az 10-15 bin yapabilir hale gelmek istiyoruz. Yakında neredeyse bütün büyük şehirlerde test yapabilir olacağız. Özellikle önümüzdeki 1-2 gün içerisinde hızlı tanı kiti devreye girmiş olacak. Hastanede alınan önlemlere de değindi koca. En kötü senaryoya karşı hazırız dedi. Şehir hastanelerimiz bu konuda önemli bir katkı sağlamıştır. Fiziki ve teknolojik altyapı açısından olası kötü senaryolara karşı hazırız. Ve günlerdir büyük bir fedakarlıkla çalışan sağlık personelini de unutmadı Bakan Koca. Milletvekillerinden sağlık personellerine alkışla moral istedi. Sadece fedakarlık duygularına yönelik bir motivasyon yetersizdir.
başta doktorlar olmak üzere tüm sağlık personelimizin böyle durumlarda verdikleri mücadeleye karşılık hak ettiği itibarın milletimizin nezdinde yerini biliyorum. Bu mücadeledeki kahramanlarımıza huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Sizden onlar için bir alkış istiyorum. Daha sonra kürsüye muhalefet partilerinin sözcüleri çıktı. CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ün hükümetin virüse karşı aldığı önlemlere yönelik sözleri tansiyonu yükseltti. Şeffaflıktan yana olduğumuzu her fırsatta söyledik. Bakın şüpheli vakalar niçin açıklanmıyor? Bu şüpheli durumların ortadan kaldırılması lazım. Ne kadar laf atarsanız atırın. Bir kulağımdan girer, bir kulağımdan çıkar. Böyle bir meselede milletimizin de bizden beklediği ve başarıya gidecek mücadelenin de yegane istikameti olan suhuletle ve istişare ederek yolumuza devam etmemiz lazım. Biz sizin suyunuza göre makbul bir muhalefet partisi olmak durumunda değiliz. Takdir edilecekse takdir de ederiz, eleştirilecekse eleştiririz. Evet Mustafa Hocam, muhalefetin söylediğinden hani o sorudan yola çıkarsak, şeffaflık Levent Hocam'a da sormuştum. Yani vakalar niye açıklanmıyor deniliyor. Aslında açıklanıyor. Yani muhalefetin beklentisi ne acaba? Yani hastalanan herkesin isminin yayınlanması gibi bir şey söz konusu olabilir mi? Şimdi ben tabii muhalefete cevap olsun diye değil de. Muhalefete değil ama tabii. Ben onlarınkini soru olarak yönelttim size. Kamuoyunda evet. bu tür şeyler de zaman zaman dile getiriliyor. Aslında Türkiye'nin yaptığı en önemli işlerden bir tanesi şeffaflık. Ta başından beri bütün olgular, işte uçakla Çin'den insanlar geldi. Zekai Tahir'de karantinaya alındı, oradan bizim vatandaşlarımız, değil mi? İşte Ümre'den gelenler yurtlara yerleştirildi. Herkesin gözü önünde. Vakalar, laboratuvarlar açıklandı. Oraya kaç örnek gittiği belli. Ama şimdi şüpheli vaka. Önce bir Zekai vaka. Zekai Tahir demişken Mustafa Kotanoğlu'nu da orada çok başarılı bir yönetim sergiliyor. Onu da buradan tebrik edelim. Tabii bütün arkadaşlarımız. Doktor Mustafa Kotanoğlu ve bütün şeyinde, çalışanlar. Evet, ben hani Mustafa Bey'i bildiğim için söylüyorum. Evet. Ama bütün sağlık çalışanlarına zaten birazdan bütün Türkiye'nin teşekkürlerini ileteceğiz. Evet. Evet. Şimdi bir vaka önce şüpheli vaka olur. Ne zaman kesinleşir? Örneği alırsınız, laboratuvara götürürsünüz. Laboratuvarda test yapılır. O da bir süreç alıyor. Örneğin gitmesi, laboratuvarda çalışması. Ki bu laboratuvar testleri de Türkiye'de çok erken hazırlandı. Daha Türkiye'de vakalar gelmeden Türkiye kendi test kitini hazırladı. Hatta birçok ülkeye de Sayın Bakan da açıkladı. Birçok ülkeye de bu kitlerden gönderdik biz. Bunlarla çalışılır. Pozitif çıkarsa ondan sonra denir ki bu vaka artık şüpheli vaka değil, kesin vakadır. O zaman açıklanır. Evet. Şimdi bizim kliniğe de ben kendi hastaneme şu ana kadar 6 tane hasta geldi. Bunların hepsi şüpheli vakaydı. Örneklerini aldık. Onkolojiye. Örneklerini aldık. Laboratuvara gönderdik, çalışıldı. 6'sı da negatif çıktı. Peki hocam, kanser hastaları büyük risk grubunda mı? Tabii ki kanser hastaları yani yaş en önemli faktör burada yaş, daha önce de demiştik. Kanserde de mi yaş? Birinci tabii kanserde de yaş. En önemlisi ne olursa olsun yaş. Yaşla hemen onun arkasında KOAH'lı hastalar, şeker hastaları, daha sonra da kanser hastaları geliyor. Şimdi biz onkoloji hastanesiyiz ama bizim onkolojideki bu COVID-19 virüsünün şüpheli vakaları hastane dışında ayrı bir poliklinikte bakılıyor. Hiç hastaneyle, hastalarla temas ettirmeden. Evet. O izolasyona çok dikkat ediyoruz. Bu hızlı kit ne demek hocam? Sayın Bakan da açıkladı. Yani Türkiye hızlı tanı kiti üretti. Dedi bu hızlı. Yok, o hızlı tanı kitini biz üretmedik de biz PCR moleküler testleri biz ürettik. Moleküler testler çok daha hassas. Doğruluğu, sensitivitesi dediğimiz, spesifitesi dediğimiz çok daha yüksek testler. Ama biraz zaman alıyor ve yapılması için de bir alet, ekipmana, bir de yetişmiş personele ihtiyaç var. Bunun her yerde üretim konusunda sıkıntı yok herhalde. Sayın Bakan 1 milyon yok. Üretim kapasitemiz var dedi. Moleküler testlerde yok. Evet. Ancak hızlı testleri Çin'den alıyoruz. Hızlı test demek daha basit çalışılabilen,
daha hızlı sonuç veren, teknik altyapıya, alete, ekipmana gerek duymayan basit gebelik testi gibi. Evet. Bir çubukta hastadan burnundan örneği alıyorsunuz, oraya sürüyorsunuz. Sonuç birkaç dakika içerisinde sonuç çıkıyor. O hızlı test daha geniş bir şeyde çalışılacak. Bütün şehirlerde çalışma imkanı olacak. Çok daha hızlı sonuç aldığımız için hastanın teşhisinin bir an önce konması, izolasyonu, tedavisi gerekiyorsa tedavisi için bir zaman kazanmış Peki, olacağız. Peki gebelik testi gibi insanlar evde kendileri yapamaz yok, mı bunu yok, hocam? Yok, hayır. Yapamazlar. Yok. Şimdi yani öyle bir beklenti var da. Yok. Bu testin hocam, şeyi hocamızın da dediği gibi daha evet. hızlı şüpheli vakalarda hekimin öngördüğü kişilerde testi yapmak, kısa sürede bir sonuç almak ama bundan sonra mutlaka PCR testi de tekrar yapılacak. Bunu Sayın Bakanımız da söyledi. Çünkü PCR duyarlılığı çok daha yüksek. Sadece evet. biraz daha hızlandırmak, şüpheli ve olası vakaların kesin vakaya dönüşümünü hızlandırmak için yapılacak bir test. Hocam yine Avrupa'yla konuşuyorum sık sık. Yani Fransa'da, Hollanda'da, İspanya'da falan insanlar işte kendilerinde bir belirti ya da şüphe görünce bu testi yaptırmak istiyorlarmış ama yapmıyorlarmış. Evet. Özellikle Hollanda'da kuzenim söyledi. Yani isteyen herkese bu testi yapmıyorlarmış. Aslında bizde de Türkiye'de de isteyen herkese yapılmıyor değil mi? Tabii bir hekime müracaatla hekimin öngörmesiyle eğer kişinin şüpheli semptomları, hikayesi, temas öyküsü, etrafında pozitif verifiye edilmiş vakaları varsa o kişilerde yapılacak. Ama ardından mutlaka PCR şu an yapılan PCR testi de tekrarlanacak. Bunu Sayın Bakanımız da belirtti açıklamalarında. Yani kimlere yapılacağı zaten bilim evet. kurulunun öngördüğü evet. algoritmalar var. Vaka yönetim algoritmaları. Hangi hastada test yapılacak? Hangi şahıslar karantinaya alınacak? Nasıl alınacak? Onların hepsi o bilim kurulunun sık sık da güncellediği kurallar çerçevesinde. Yani yapılacak. Hekimin inisiyatifine de değil. Şimdi vatandaş gidip de hekime bana test yapın böyle bir deme lüksü yok. Çünkü o hekimin inisiyatifinde de değil. Bütün dünyada pandemi durumlarında, salgın durumlarında merkezi yönetim bu işe el koyar ve merkezi yönetimin kontrolü altında. Şimdi vaka sayısı önemli. Başka bir yerde yapılırsa biz vaka sayısını nasıl takip edeceğiz? Evet. Değil mi? Herhangi bir laboratuvara giderse takip edemeyiz. Bizim onu bilmemiz lazım. Özel hastanelerde de böyle bir şey yok değil mi? Yani benim param var. Ben gittim işte özel hastaneye bana bir test yapın dedim. Bu yapılabiliyor mu? Yok, şu an için zaten hızlı testler henüz gelmedi. Yani bugün aslında uygulanacağı konusunda bir haber vardı. Fakat şu an yapılan testler 25 ilde 36 merkez şeklinde planlandı. Ama son bu 81 ile dağıtılacak diye duydum ben. Yeni gelen hızlı testlerden test. Bahsediyoruz. Evet. Hızlı testlerden. Rehberlerde bahsedilen algoritmalarda da bahsedilen test PCR dediğimiz yani şu an yapılan test. Hızlı test o PCR'a yönlendirmek için yapılan biraz daha yaygın yani test sayısını şüpheli vaka sayısına daha fazla test yapmak için kullanılacak bir Peki Levent test. Hocam ne olmalı ki bir insanda hep anlatılıyor söyleniyor tabii ama evet. bir daha tekrar etmek açısından soruyorum bizi izleyenler için. Ne olmalı ki bir insanda ben koronavirüse yakalanmış olabilirim endişesi taşıyarak doktora gitsin. Tabii burada şey çok önemli. Hasta birisiyle temas ettiniz mi? Bu çok önemli. Eğer bir yakınınız var. Virüs taşıyan hasta ve de COVID-19 olduğu da tespit edilmiş kesin vaka olmuşsa. Evet. Bu hastayla temas etmişseniz ve ateşi bu semptomlar çok önemli. Ateş ve solunum yolu semptomları, bulguları, nefes darlığı ve öksürük. Bu üç semptom, bulgu çok önemli. Her nefes darlığı ve öksürük korona demek midir? Değildir. Ateş? Tabii, ateş de değildir. Biliyorsunuz birçok hastalık yapıyor bunları. Özellikle grip virüsleri böyle şeyler yapabiliyor. Ama tabii şüpheli birisiyle temas eden, ve bu semptomları olan özellikle yine Sağlık Bakanlığımızın güzel bir uygulaması var. Alo 184 Alo Korona hattı olarak tahsis edildi.
Eğer kendinizde böyle bir şüphe duyuyorsanız mutlaka Alo 184'ü arayarak orada yapılan yönlendirmelerle yol da çizilebiliyor. Evet. Sayın Fahrettin Koca'nın tweetini Şamil Tayyar paylaşmış benimle. Onu da tekrar edeyim. Son 24 saatte 3656 şüpheliye test yapılmış. 311'i pozitif çıkmış. Hasta sayımız 670'e ulaşmış. Yaşlı ve direnci zayıf 5 hastamızı kaybettik diyor Sayın Bakan. Bugüne kadar toplam 9 can kaybımız var. Tamamı yaşlılarımızdan. Yaşlılarımızı koruyalım demiş Sayın Fahrettin Koca. Mücadelemizde bir an bile esneklik göstermeyelim demiş. Evet. Zaten toplu halde milletçe bir mücadele edersek herhalde en az hasarla atlatacağız, evet, gibi bu konuyu. Şimdi Mustafa Hocam, size gelmeden önce Levent Bey'e bir soru daha soracağım. Şöyle şeyler duyuyoruz. Daha doğrusu söyleniyor. İşte diyelim ki büyük bir ilimizin bir ilçesinde işte hastanede çalışan hemşire, benim akrabam var, o söyledi koronavirüsten 5 kişi ölmüş ama raporlarını değiştirmişler, başka bir tanı koymuşlar. Şimdi o kadar çok böyle dedikodular var ki, evet, ve işin garip tarafı da insanlar da böyle inanıyor. Bu tür söylentilere ne kadar itibar edilmeli? Valla siz de diyorsunuz zaten, dedikodular var. Hiç itibar etmemeli. Çünkü devletimiz bu süreci tamamen şeffaf bir şekilde sürdürüyor. Ve Sayın Bakanımız da biliyorsunuz her türlü açıklamayı yapıyor. Günlük neredeyse hem vaka sayısını hem kaybedilen hasta sayısını deklare ediyor. O yüzden bu tip böyle dedikodulara vatandaşlarımız inanmasınlar. Evet. Mustafa Hocam, bu tür vakaları saklamanın devlete, millete faydası mı var, zararı mı var? Ben de tam onu diyecektim. Yani soruyu siz sordunuz. Yani bir hastayı, hastalığı saklamanın ne kamuya bir faydası vardır ne halka bir faydası vardır. Kaldı ki bunlar kayıtlara geçiyor. Otomasyon sistemlerine geçiyor. Muayeneleri geçiyor. Tahlili alıyorsunuz, gönderiyorsunuz. Birçok yerde kayda geçiyor. Sonuçlar geliyor. Yani bu sistem içerisinde tabii hiç kimse ben şu hastalığı teşhis ettim, bakanlık bunu kabul etmedi demiyor. Dikkat ederseniz hep diyor ki filan hastanede böyle bir şey olmuş. Herkes hikaye anlatıyor. Ama bu hikaye dönüyor dolaşıyor, sonra kendisi inanmaya başlıyor. İşte bu toplumdaki paniğe yol açan şey bu. Bir sorumluluktur. Aslında bunları sosyal medyada paylaşmanın da hukuki bir sorumluluğu da vardır. Yaptırımı var. Sadece evet, kendisinin ürettiği değil, başkasının ürettiği yalan yanlış haberi paylaşmanın da bir sorumluluğu var. Ona biraz daha vatandaşın dikkat etmesi lazım. Evet. Yoksa devlet niye saklasın böyle bir şeyi? Hocam, koronayla bu virüsle mücadele edebilmek için, evet, zaten böyle bir şey saklanmaz. Herhalde bir hasta diyelim ki falanca ilçede iki hasta koronadan öldüyse bunun, evet, yakınlarının, eşinin, tabii, çocuklarının zaten gözlem altına alınması gerekir. Kesinlikle. Değil mi? Devlet şimdi niye saklasın böyle bir şeyi? Modern tıp kanıta dayalı tıptır. Yani bir hastalığı gösterebiliyorsa, bir etkeni gösterebiliyorsak bunu yazmamız lazım. Ama söylemlerle, dedikodularla modern tıp veya bir hastaya tanı konulmaz. Bunun adı en basit haliyle dedikodu olur. Bunun hiçbir faydası yoktur. Tamamen toplumdaki moral motivasyonu, birlikteliği bozmaya yönelik bir davranıştır. Artı kişilerde olabilecek güvensizlik hissini arttırır. Şu an için ülkemizde en yukarıdan, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, en alelade vatandaşımıza kadar kurumlar arasında gerçekten bu konuya yönelik olarak topyekün bir mücadele var. Bunu bir benzetme yapmak istiyorum. 105 yıl önce Çanakkale'de gördüğümüz ruhu, buradan da Çanakkale zaferimizi ve şehitlerimizi minnetle anmak istiyorum. Ruhu şu an görüyoruz gerçekten. Vatandaşımız her gün saat 9'da çıkıp sağlık çalışanlarımızı alkışlıyor. Sadece, evet, vatandaşımız değil,
sınırlarımızı koruyan Mehmetçiklerimiz videolar hazırlıyor ve elinde silahla gözü düşmandayken sırf sağlık çalışanlarımızın moral motivasyonu artsın diye alkışlıyor ve bunu sosyal medyada paylaşıyor. Bunun dışında diğer kurumlarımız da topyekün çalışıyor. İçişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı. Yani gerçekten bir milli mücadele ruhu var ve bu gerekli bir şey. Yani bu hastalığı yenmek için, salgını yenmek için gerçekten gereken bir şey. Ha, eksikler vardır tabii ki ama bu eksikleri öteleyerek değil, yani sararak, yapıcı evet. şekilde belirtmek lazım. İnşallah daha iyi gider, vaka sayılarımız azalır, mortalite sayılarımız azalır. Ben bu motivasyonun artarak bunun sağlanacağını düşünüyorum. Sağlık çalışanlarına desteğimiz sonsuz. Yani gönlümüz, ruhumuz onlarla gerçekten bu mücadelenin en önde gelen neferleri, sağlık çalışanları. Alkışlarda onlar için bu alkışlarla ilgili haberimiz var. Onu izleyelim, devam edeceğiz. Ellerini yıka. Sosyal mesafeni koru. Evinde kal. Sizler için göreve hazırız. Avasya. Bu mücadeledeki kahramanlarımıza sizden onlar için bir alkış istiyorum. Sayın Bakanımızı tebrik ediyoruz. Sağlık çalışanlarını tebrik ediyoruz. Bakan Fahrettin Koca alkışlayalım dedi, milyonlar çağrısına destek verdi. Dört bir yandan sağlık çalışanları için alkış sesleri yükseldi. Batman, Diyarbakır, Van, Ankara, Konya, İstanbul, İzmir ve daha onlarca şehir. Binlerce kişi sağlık çalışanlarını bir dakika boyunca alkışladı. Dünya ölümcül virüsün pençesinde savaş veriyor. Her gün onlarca ölü, yüzlerce vaka haberi geliyor. Bu mücadelede en fazla yük sağlık çalışanlarının omuzlarında. Bu mücadeledeki kahramanlarımıza sizden onlar için bir alkış istiyorum. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sağlık çalışanlarına yönelik alkış çağrısını sosyal medya hesabından tüm Türkiye'ye yaydı. Ve Bakan Koca'nın bu çağrısına ünlü isimlerle birlikte Türkiye destek verdi. Kırıkkale itfaiyesi olarak sağlık çalışanlarını alkışlıyoruz. Saatler tam 21'i gösterdiğinde kimi balkona çıktı, kimi pencereye, kimi de sokakta arabasında. Bir dakika boyunca yurttan alkış sesleri, kornalar, ıslıklar yükseldi. Işıklar kapatılıp açıldı. Bakan Koca'nın çağrısına Ankara Büyükşehir Belediye Eski Başkanı Melih Gökçek de destek verdi. Gökçek çektiği videoda alkış tutarak sağlık çalışanlarına ve Bakan Koca'ya teşekkürlerini iletti. Sayın Bakanımızı tebrik ediyoruz. Sağlık çalışanlarını tebrik ediyoruz. Ve özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Bakanlar Kurulu'nu tebrik ediyoruz. Türkiye, bütün dünya ülkeleri içerisinde koronavirüse karşı en iyi mücadeleyi gösteren ülke olarak şu anda birinci durumda. Tebriklerimizi sunuyoruz. Sağlık çalışanlardan Allah razı olsun. Herkese bol bol selamlar. Şarkıcı Demet Akalın, Bülent Sertaş, Funda Arar ve oyuncu Ata Demirer. Ünlüler de sağlık çalışanlarının çabasına alkışlarla teşekkür etti. Konya'da gözlem altında tutulan umrecilerden de alkışlı destek geldi. Kaldıkları yurt odalarının pencerelerine çıkan umreciler bir dakika boyunca alkış tutarak sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Sadece yurtta değil, Amerika'dan da bu çağrıya destek geldi.
Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nin yanı sıra Boston, Houston, Los Angeles, Miami ve New York Başkonsolosluklarında görev yapan diplomatik misyon mensupları alkışlarla ve binalarının ışıklarını bir dakika boyunca yakıp söndürerek sağlık çalışanlarına moral verdi. Ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca çığ gibi büyüyen bu desteğe sosyal medya hesabından teşekkür etti. Bakan Koca, minnettarlığımızın sesi yarın, ertesi günde aynı saatte tekrar duyulsun diyerek çağrısını yineledi. Ne kadar gurur verici değil mi? Yani böyle bir felaketle karşılaşıyorsunuz ve dünyada başka bir ülkede göremeyeceğimiz bir dayanışma, birliktelik söz konusu. Ne diyeceksiniz Yakup Hocam? Sizin de belirttiğiniz gibi yani bir şeyleri başarmak için birlikte olmak lazım. Yani zincirin halkalarını tamamlamamız lazım. Önlemler alınıyor, izolasyon sağlanıyor, tanı kitleri geliyor. Sağlık çalışanları ve diğer kurum çalışanları canla başla çalışıyor. Yani bunu bozucu değil de bunu güçlendirici, birbirine kaynaştırıcı şey de mutlaka bu motivasyondur, bu birlikteliktir evet. Bence. Mustafa Hocam, bu bir nöbet aslında. Askerlerimiz İdlib'de vatan nöbetindeler. 3 tane de şehidimiz var. Onları Allah da buradan rahmetle analım. Mekanları cennet, Allah rahmet eylesin. Şimdi nöbet sırası doktorlarımızda ve sağlık çalışanlarımızda. Bütün gönlümüz onlarla, gerçekten canla başla büyük bir mücadele verildiğini görüyoruz. Ne diyeceksiniz? Tabii bizim gönlümüz de İdlib'de çarpışan Mehmetçiklerimizle beraber sağlıkçılar olarak biz aynı zamanda onlara da bu sağlık hizmetini en iyi şekilde sunmaya çalışıyoruz. Bütün vatandaşımıza da sunmaya çalışıyoruz. Böyle bir durumda bütün insanların, bütün meslek gruplarının ihtiyacı olan şey motivasyondur. Motivasyon varsa bir yerde başarı gelir. Motivasyon yoksa, bu futbolda da böyledir biliyorsunuz. Motive evet. Olmuş bir takım maçı kazanır. Şu anda da gerek Sayın Bakan'ın meclisteki konuşmaları ve ondan sonra gelen alkışlar, gerekse dün ve bugün bütün halkımızın penceresinden, balkonundan yapmış olduğu alkışlar, eminim sağlık personeline ciddi bir enerji verecektir. Ciddi bir motivasyon, aynı zamanda bir de duygusallık da aşılayacaktır. Bundan evet. Sonra daha hiç belki yorulmadan bu şekilde hizmet vermeye, bu pandemiyi en az hasarla atlatmak için bütün gayretini göstermeye çalışacaktır ki sağlık camiasının geçmişinde de baktığınızda hem cephede bulunmuştur. Biliyorsunuz 1. Dünya Savaşı'nda İstanbul'da tıp fakültesi mezun verememiştir. Bir sınıf tamamen şehit olmuştur. Onun yanında bir tifüs salgını çıkmıştır. Bir hekimimiz orada şehit olmuştur. Kolera salgını çıkmıştır. En önde bir sağlık çalışanımız şehit olmuştur. Ama biz o mücadelede bizim görevimiz en ön safta, en kutsal, insana verilecek olan en kutsal hizmet sağlık hizmetidir. Çünkü insan yaratıkların en üstünüdür. Evet. Biz de o üstün yaratığın acısını dindirmeye çalışıyoruz. Ama bu şekilde bir takdir görmek de insanı inanılmaz duygulandırıyor. Evet. Sağ olsun. Elleri dert görmesin diyelim bütün evet. Alkışlayan vatandaşlarımızın. Evet. Levent Hocam, aslında moral, motivasyon da yani psikolojik olarak yüksek moral içerisinde olmak da vücut direncini artıran tabii önemli ki. Bir faktör bağışıklık olsa gerek. Sistemini güçlendiren şeylerden bir tanesi de moralin yüksek tutulması. Moral yüksek oldukça bağışıklık sistemi de daha güçlü olur. Ve böylece virüslere karşı, mikroplara karşı da savaşımızda daha etkin kullanırız bağışıklık sistemini. Aynı zamanda vatandaşlarımız için de geçerli bu. Tabii ki. Morallerini bozmasınlar. Evet. Asla paniğe kapılmasınlar değil mi? Peki. Şimdi arkadaşlarımız merak ettiler, daha doğrusu vatandaşın koronayla ilgili neleri merak ettiğini sordular sokakta. Tabii vatandaş aslında hem bilgili hem de bazen de çok sıradan konulara bile hakim olamayanlar çıkıyor.
Bir neler sormuşlar hocalarımıza izleyelim vatandaşlar. Şu suyu kullanmamız gerekir mi? Diyorlar ki sirkeli, sirke kullanmanız lazım. Ellerinize kolonya bulamıyorsanız veya tuzlu su kullanmanız gerekiyor. Doğru mudur acaba? Uzmanlara buradan soruyorum. Neden bu kadar çabuk yayılıyor ve 14 gün içinde belirmesinin sebebi ne? Neden daha erken öğrenemiyoruz? Biz 14 gün içinde virüsü kapacağız. Virüsü tam kaptıktan sonra mı öğreneceğiz yani? Şimdi bu korona virüsü diyorlar. Bunun etkisi hemen mi belli oluyor? Ne zaman mesela insanı ölüme kadar götürebiliyor? Onu merak ediyorum. Şeyin çıkacağı, ilacın çıkacağını için 1,5 sene diyorlar. Bu doğru mudur acaba? Yoksa daha erken mi olacak? Aşı şak diye ne zaman ortaya çıkacak? Şimdi yok üretiliyor, yok deneniyor, yok 6 ay, 8 ay. Bu virüte en kısa zamanda bu kaç gün sürer? 10 gün mü sürer, 1 ay mı sürer? Ne zaman ve nasıl bitecek? Yani şu anda o kadar çaresiz ki bak iş yerimiz kapandı. Uzmanlara işte soruyoruz ne yapmamız lazım, nasıl dezenfekte edilmemiz lazım, ne kullanmamız lazım diye uzmanlarımıza buradan soru soruyoruz yani. Koronavirüsünün aşısı var mı? Şu anlık öğrenmek istediğim şey bunun aşısı yapılacak diyorlar. Aşısıyla alakalı. Aşıyı ne zaman bulacaklar? Bu bence en önemli soru ve daha ne kadar yayılacak? Ya daha öncesi varsa mesela başımıza gelmeden niye uyarılmadık? Onu sorabiliriz mesela. Ne yapmamız lazım bu saatten sonra? Onu sorabiliriz başka. Acaba bu kimyasal bir saldırı mı acaba? Evet, Hollanda'dan Mehmet Tayyip Yıldız ve Almanya'dan Şirvan Ünal kardeşlerimiz de Ankara'dan Harun Durmuş. Alkışlıyorlar sağlık çalışanlarını ve daha yüzlerce vatandaşımız, sadece birkaç tanesini okudum, sağlık çalışanlara destekleri büyük. Levent Hocam yine sizden başlayalım ya da Yakup Hocam sizden başlayıp buyurun, devam edelim. Şimdi sirke, tuzlu su ne kadar etkili dezenfektan açısından diyor. Tabii bunlar az önce de Levent Hocam'la da belirttiği şekilde dezenfeksiyon için, yani virüsün belli bir ortamda varsa, temas ettiğimiz ortamda varsa, onun ağızdan, burundan vücuda girmesini engellemeye yönelik yapılan, gözden girmesini engellemeye yönelik yapılan bir önlem. Yani en çok kullanılması gereken su ve sabun. Evet. Eğer onlar yoksa bu tür dezenfektanlar, işte sirke... Mesela sirkeyle ağız burun gargara yapmak sirkeli suyla faydalı mıdır? Yani ağızda ve burunda biriken virüsleri atmak açısından. Sonuçta mekaniksel olarak da sirkenin de tabii genel etkinliği itibariyle bir antiseptik olarak etkinliği konusunda kullanım mevcut. Evet. Önemli olan vücuda giriş yerlerinden, hava yolları, burun, ağız ve gözden bu eğer ortamda mikrop varsa, virüs varsa bunun girmesini engellemeye yönelik uygulamadır. Su sabunu öneriyoruz ama sirkenin de çok ileri bir boyutta olmayacak şekilde maruz kalındığı düşünülüyorsa kullanılabileceği yönde tavsiyede bulunabiliriz. Evet, Mehmet Aslanbay da ısrarla benim de alkışladığımı iletin Latif Bey demiş, hem hocalarımızı hem sağlık çalışanlarını. Mehmet Aslanbay'a teşekkür ediyoruz. Şimdi aslında herkesin kafasına takılan soru hocam 14 gün meselesi. Hı hı. Şimdi bunu çok kafa karışıklığına neden oluyor. 14 gün virüsün gelişimini tamamlaması için alınan süre mi? Yoksa hastalık birinci günde başlıyor, 14. günde bitiyor mu? 14. günde virüs tamamen atılıyor mu? Bir izah eder misiniz hocam, bu 14 gün şimdi nedir? Şimdi vatandaşımızın sorduğu soru şu. 14 gün niye bekliyoruz? Daha erken bulunamaz mı? Evet. 14 gün bir tek şeydir, karantina amaçlıdır. Karantina nedir? Bir hastalık etkeninin bir insana girdikten sonra en uzun kuluçka süresi, yani hastalık belirtisi çıkana kadarki olan süre karantina süresidir. Onun için bakanlık bilim kurulunun önerisiyle diyor ki 14 gün bu mikrobu aldıysan eğer bir yerde, kapalı bir yerde 14 gün izole olacaksın diyor. Bunun şeyle bir ilgisi yok. Yani hastalık İşte başladı, 14 gün mü sürüyor, 14 gün sonra mı hastalık çıkıyor, o tamamen ayrı bir şey. 14 gün karantina süresi.
hiçbir şey için beklenmiyor 14 gün. Diyelim 14 ki, günde mutlaka bu hastalık belirti verir mi hocam? %95'inin üzerinde 14 günde hastalık belirtisi veriyor. Vermiyorsa eğer artık ondan sonra hastalanmayacak demektir. Onun için başkasına bulaştırmasın diye 14 gün içerisinde karantina alıyor. Ama genellikle kuluçka süresi 5-5,5 gün ya da 5-6 gün diyoruz. 5,5 gün. Bu virüsü aldınız. Evet. Solunum yolundan aldınız. Elinizle aldınız ya da birisi hapşırdı oradan aldınız. Ortalama 5,5 gün sonra sizin boğazınızda ağrıyla, ateşle, vücudunuzda yaygın ağrıyla, halsizlikle, daha sonra kuru öksürükle, az bir kısmında da balgamlı öksürükle kendini ortaya çıkarıyor. İyileşme süresi de genellikle bir hafta içerisinde çoğunda iyileşiyor. Ama yoğun bakıma gidiyorsa eğer hasta, oradaki iyileşme süresi 20 gün, 25 gün, yoğun bakımda başka alacağı mikroplarla o süre daha da uzayabiliyor. Ama ortalama virüsü aldıktan sonra 5,5 günde hastalanıyor. Bir hafta içerisinde de bir komplikasyon dediğimiz ağır bir şey geçirmeyecekse bir hafta içerisinde iyileşiyor. Peki hocam. Pardon bir şey daha söyleyeyim. Buyurun. Vatandaşımızın söylediği teşhis konusundaki 14 günü beklemiyoruz. Hastalık belirtileri ortaya çıkar çıkmaz algoritmamıza göre onun örneğini alıp gönderiyoruz. Hastalığı varsa. Evet. Ama hastalığı yoksa örnek almaya zaten gerek yok. Sadece onu karantinada bekletiyoruz. Levent hocam yani daha çok herhalde evde kalın amacı da o. Özellikle gençler üzerinde bu virüs hiçbir belirti vermeden yayılabiliyor değil tabii mi? Tabii ki. Yani çok hafif geçirenler var. Farkında bile olmayabilir. Çok farkına varmadan geçirenler var. O yüzden tabii gençler de daha aktif olduklarından diğer vatandaşlarımıza bunu bulaştırabilirler. Ve diğer vatandaşlarımız da işte risk faktöründe de olan vatandaşlarımız daha ağır geçirebilirler bu hastalığı. Peki ne zaman artık bulaştırmayabilir? Diyelim bir genç hastalandı, bu virüsü aldı. 14 günde bu hastalığı atlatıyor ve bulaştırma ihtimali de ortadan kalkıyor mu? Şimdi genelde zaten böyle hafif geçirenler, bulgu vermeyen hastaların bulaştırıcılığı da biraz daha az oluyor aslında. Ama tabii 14 gün süresi hocamın da belirttiği gibi virüsü vücuda girdikten sonra ateş, öksürük, nefes darlığı gibi bulguların çıkabileceği maksimum süre. Yani diyelim ki hocam ben şüphelendim. Dedim ki acaba korona aldım mı diye bugün itibariyle şüphelendim. Yani eğer ben virüsü almışsam 5-6 gün içerisinde bende öksürük, ateş vesaire çıkacaktır. Başlıyor, çıkacak. Evet. Ondan sonra ne kadar devam edecek 5-6 gün sonra? 14. güne kadar önemi ne bunun? Orada 14 yok. Burada 14 yok. Burada 14 hastalık yok. Çıktıysa hocam da söyledi. Bu şu, şu demek. Aslında 1-2 günde de çıkabiliyor bu hastalık belirtileri. Mikrobu aldıktan sonra 14 günde de çıkabiliyor. Ortalama 5-6 günde çıkıyor. Ha, evet. 14 günü karantina süresi. Evet. Maksimum karantina maksimum süresi karantina olarak süresi. Alıyoruz. Eğer karantinaya aldığınız kişi 14 günde hastalanmamışsa 14 günden önce hastalanırsa tahlilini yapıyoruz. Yapıyorsunuz. Ama 14 gün içerisinde hastalanmadıysa güle güle diyorsunuz. Hastalanmayacak demek. Yani %99'a yakın diyelim. Çünkü kuluçka ya süresinin olabilir yani. Biraz daha uzak uzattığı da söyleniyor. 20 günü de geçtiği söylenebiliyor. Virüsü de az önce sorduğunuz soru hastalandıktan sonra 20 güne kadar vücut salgılarında görüyorlar. Ama yani. Bulaştırıcılığı nedir onu şu an tam çok olarak bilinmiyor. Tam olarak belki daha sonra hocam, çalışmalarda ortaya çıkacak. Diyor ki bu virüsün etkisi kaç günde demiş, daha doğrusu kaç günde ölüme götürüyor diyor. Eğer hastayı ölüme götürüyorsa virüsü kaptıktan sonra bu süreç kaç gün? Şimdi bu hastaların genellikle hastaneye başvurmaları 7 ya da 8. günlerde oluyor. Yani bu dönemde ateş, açıklanamayan nefes darlığı ve öksürük semptomlarıyla yani hastalığın 7. 8. gününde sağlık kuruluşuna başvuruyor, şüpheleniyor ve yapılan testlerde de pozitiflik çıkıyor. Eğer kişinin az önce söyledik risk faktörü taşıyorsa
yaşı, ileri yaş 60, 70, 80 yaşın üzerindeyse, kronik hastalıkları sigara varsa, içmişse, kalp damar rahatsızlığı varsa, bunlarda mortalite ve daha erken oluyor. Yani 8. gün, 7-8. günde başvurduysa 8. günde de mortalite olabiliyor. Ama bu hastalıkları yoksa biraz daha geç olabiliyor. 18. güne kadar, yani yapılan yayınlarda mortalitenin risk faktörü taşıyanlarda daha erken olduğunu görüyoruz. Aytaç Yalman Paşa'da bir kronik rahatsızlık var mıymış hocam? Sanırım açıklamalarda KOAH'tan bahsedildi. KOAH'tan bahsedildi. Yani, doğru. Yaşta 80 birkaç komorbid hastalığı olduğunu ben de okudum. Yani evet. Bir tane değil de birkaç komorbid. Evet. Bir hayli ilaç kullanıyormuş tabii. Peki Mustafa Hocam, aşı ne zaman ortaya çıkabilir diyorlar? Yani aşı beklentisi. Şimdi aşı konusunda geçen Dünya Sağlık Örgütü'nün Türkiye temsilcisi Toker Hoca açıkladı. 20 tane firma aşı üretimi için müracaat etmiş. Ülkelerden açıklamalar duyduk. Amerika'dan, İsrail'den, Çin'den. Amerika'da aşı, insanlar üzerinde denenmeye başlandı diye bir haber var. Faz 1, faz 2 aşamalarına geçmiş. Ancak bunların süresi biraz uzayabilir. Fakat aşının etkinliği görülürse eğer hem Dünya Sağlık Örgütü hem de ulusal otoriteler bu fazın tamamını beklemeden alınacak kararla bu aşıyı uygulayabilirler. Yani o 1 yıllık, 1,5 yıllık süreyi beklemeden etkili olduğu görülürse çok daha erken dönemde bu aşı uygulanabilir. Ama tahmin edilen süre yaklaşık 1 yıl. 1 yıl. Daha erken olursa da sürpriz olmaz. Bu geçmişteki şeylerle ilgili Yakup Hocam, grip salgınlarıyla ilgili hala aşıların üretilemediği söyleniyor. Tabii. Mesela Ebola'nın aşısının hala üretilemediği söyleniyor. Doğru mu? Tabii. Ya da üzerinde mi durulmadı? Şöyle, bu tür salgınlara yol açan etkenler, virüsler mutasyona uğruyorlar. Yani sık sık mutasyona uğradıkları için aşı yapılması da tamamlanamıyor. Yani normalde aşı çalışmaları en az bir 5 aşamalı faz oluyor. Yani önce bir klinik aşamaları oluyor. In vivo, in vitro dediğimiz hayvan deneyleri veya hücre kültürü üzerinde oluyor. Ardından gönüllü sağlıklı kişilerde uygulanıyor. Bu da belli bir süreç alıyor. Ardından çok kısıtlı hasta gruplarına uygulanması gerekiyor. Ardından geniş hasta gruplarına uygulanması gerekiyor. Burada doz, etkin doz, yan etki profilinin gözlenmesi lazım. En son aşamada da ruhsat için belli kuruluşlara, FDA, EMA'ya başvurulması lazım. Yani bunlar az önce hocamızın dediği gibi, yani bu yıl sonuna doğru bu salgın nedeniyle aşı çalışmaları 15'e yakın aşı başvurusu olduğu. Peki bu da mutasyona uğramasını bekliyorsunuz. Olabilir. Bu da olabilir. O zaman yani 1 yılda bekleniyor ama bu daha uzun bir süreçte alabilir. Tabii şöyle. Ya da bizler alışacağız diğerleri gibi. Şöyle. Şu anda kimse kuş gribinden bahsetmiyor. Domuz gribinden, evet. SARS'tan falan bahsetmiyoruz. SARS görülmüyor ama artık yani. SARS görülmüyor. Kuş gribi 2005'te bizim ülkemizde sınırlı bir vakada oldu. Mortalitesi çok yüksekti. Onun için ona yönelik de aşı üretilebilirdi. Şayet insandan insana bulaş şey kazanabilseydi o dönemde, ki mortalite çok da yüksek, felaket bir şey olurdu, aşı üretilebilirdi. Ama H1N1'de aşı üretildi hatırlarsanız. 2009'daki dünyadaki salgında çok hızlı bir şekilde aşı üretildi. Bizim ülkemizde aldı. Avrupa ülkelerinin tamamı bu aşıyı yaptı. Ama oradaki pandemi çıkarken de korku şuydu. Acaba 1918'deki İspanyol gribi gibi olmasın diye bir panikle Dünya Sağlık Örgütü senaryolar yazdı. Şu kadar insan ölebilir falan diye. Sonra zaman içerisinde baktık ki mortalitesi mevsimsel gripten bile daha düşük. Kuş gribinin değil mi? Yok, kuş gribinin değil. SARS'ın. H1N1'in. Domuz gribi. O zamanki domuz gribiydi. Pardon. Evet. SARS'ın aşısı. O kadar çok şey çıktı ki ortaya. Tabii pandemiler biraz daha artıyor son yıllarda. Eskiden 30-40 yılda bir çıkıyordu. Şimdi biraz daha. Mesela 2002'de SARS çıktı. 2012'de MERS-CoV çıktı. Peşinden 2019'da SARS-CoV-2 çıktı. Yani bunlar biraz daha birbirine yakın çıktı ama dediğim gibi aşı çalışmalarında bunun toplumu tehdit ettiği boyutuna göre
Dünya Sağlık Örgütü de aşı öneriyor. Firmalarda mesela SARS çok sınırlı miktarda kaldı. Evet. Bunun gibi olmadı. Burada sanıyorum uzun vadede kalacak gibi duruyor bu virüs. Uzun vade. İnsana alıştı. Daha önce dolaşan 4 öldürücü tane... Öldürücü etkisi azalır mı? Azalır. Şey? Azalabilir. Adapte oldukça azalabilir. Yani o da yeni bir konağa geldi. Koronavirüsler zoonotik hastalıklar. Hayvanlardan insana geçiyor. İlk geçtiği zaman yeni bir organizmaya geliyor. O bizi tanımıyor, biz onu tanımıyoruz. Kavga ediyoruz. Evet. Bir süre sonra Demet zaman içerisinde bu azalabiliyor. Demet Hanım sormuş, diyor ki bu virüsün hayvanlara bulaşma ve tekrar hayvandan insana geçme ihtimali var mı ya hocam? Şimdi tabii. Yani mesela evcil hayvanlara, kediye, köpeğe geçip ondan da başka insanlara bulaşabilir mi? Hayvan bulaşının çok olduğunu görmedik açıkçası. Beklemiyoruz. Yani direkt insandan ve bu virüsün bulunduğu ortamlarla temas eden kişilerin hava yollarından vücuda girmesiyle gördük. Yani o konuda çok bir şey görmedik diye biliyorum ben. Ya şu anda veri yok. Evet, veri yok. Öyle bir şey de evet. Beklenmiyor. Yani evet. Hayvana geçip bize tekrar insana gelmesine böyle bir şey de yok. İsmail Türüt mesaj atmış. Sevgili İsmail Türüt, Latif Bey tebrik ediyorum. Sizi çok aydınlandık. İşin ehli hocalarımızın konuşması gerekiyor. Günlerdir kafaları karıştıran açıklamalar dinledik. Başta Sağlık Bakanımızı, bütün doktorlarımızı, stüdyodaki hocalarımızı ve sağlık çalışanlarını alkışlıyorum demiş. Biz de İsmail Türüt'e. Biz de İsmail Bey'e alkışlıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Sevgili İsmail Türüt, sağ olsun. Levent Hocam ve bir soru da size. Evet. Diyor ki bu virüs ne zaman, nasıl bitecek? Vatandaşlar soruyor. Evet. En zor soru. En zor soru. Aslında kestirmesi de güç olan soru ama yurt dışında da bir iki görüş var. İşte 2021'in ortalarında biter diyen görüşler var. 10 yıl sürebilir diye bazı görüşler var. Tabii bunu kestirmek zor. Yani ne kadar süreceğini tam olarak bilemiyoruz ama dediğim gibi iki görüş var. Yani birisi daha kısa vadede biteceğine dair, birisi de biraz daha uzun süreceğine dair iki görüş var. Evet. Şimdi tabii başka konular da vardı bugün gireceğimiz ancak zaman geçti. Sevgili Profesör Doktor Abdullah Çiftçi Hocam'ın bu virüsle ilgili ki Mustafa Hocam katılmadı. Yani bu virüsün bir biyolojik silah olarak kullanılmasıyla ortaya çıkışıyla ilgili Abdullah Çiftçi sevgili Ferda'ya, Ferda Yıldırım'a kendi programında, Her Açıdan programında çok önemli açıklamalarda bulundu. Tabii herkes katılır katılmaz ama ben de bu virüsün çok masum olmadığına inananlardanım hocam. İsterseniz iki cümleyle siz neden korona biyolojik bir silah olamaz? Siz öyle düşünüyorsunuz. Şimdi virüs biz insanlardan daha masum. Onu öncelikle söyleyeyim. Biyolojik silah olamaz. Neden olamaz? Bir defa bir zoonotik hastalık. Ortaya çıktığı yer neresi? Çin'de deniz ürünlerinin ya da vahşi hayattaki şeylerin satıldığı bir marketten çıkıyor. Yarasa. Yani doğadan geliyor. Söyleniyor. Tıpkı önceki SARS gibi. O da mis kedilerinden gelmişti. Tıpkı MERS-CoV gibi tek hörgüçlü develerden gelmişti. Bu da yarasalardan geldi. Böyle bir geliş yeri belli. Sonra çok hızlı bir şekilde genetik analizini çıkardılar. Ki bu SARS'ın akrabası. Onlardan, o aileden. Yani bizim laboratuvardaki ürettiğimiz bir şeyden değil. Rusya'da da genetik analizini çıkardılar. Ve virüslerin biyolojik ajan olarak kullanılması da özellikle bir takım güçler tarafından yapılabilecek akıllıca bir iş de değil. Çünkü kendisini de vurabilecek bir şeydir. Hani daha önce şarbonla ilgili şeyler oldu. Böyle terörist faaliyetler. Bacillus anthracis'i zarf içerisinde gönderdiler. Evet. O kullanılabilir ama bu virüsün biyolojik silah olarak kullanılması da bütün dünyayı etkileyeceği için kurumsal anlamda bir zaten öyle söylüyor. İddiada bir, bulunanlar bir, bütün dünyayı etkilesin diye. Bunu o zaman uzaylılar. Yani şeyi komplo teorisini daha da evrene yayacağız. Dünyadan da çıkıp başka bir boyuta götüreceğiz. Ben buna teorik olarak insanın aklına gelse bile
bunun gerçekle hiçbir bağının olmadığını düşünüyorum. Çünkü bilimsel bir kanıtı da yok. Evet, şimdi Fransa'dan bir arkadaşım mesaj göndermiş. Şimdi tabii bir yazı da göndermiş. Bu koronavirüsle ilgili 2003 yılında COVID-19'un Institut Pasteur tarafından yapıldığını ve hatta patentinin bile alındığını iddia ediyorlar. Tabii burada teknik bilgiler, patent numaraları falan var. Ne kadar doğru bilmiyorum. Fakat şöyle bir şey var hocam. Bütün büyük Yakup hocam şirketlerin CEO'ları, birçok şirketin CEO'ları istifa etti üst üste. Haberiniz oldu mu bilmiyorum. Çok. İşte o zaman sadece o bölümünü bir verelim. Sayın Abdullah Çiftçi'nin Ferda Yıldırım'a yaptığı açıklamaları. O bölümünü bir verip kısaca değerlendireceğiz, sonra veda edeceğiz. 2016'da tweet attım. Dijital dünyaya geçiş için biyolojik yürütük saldırı olacak diye. Çok üzülüyorum. Abdullah evet. Bey'in o tweetlerini hazırlamıştık. Arka arkaya onları bir vermeye başlayalım. Dijital dünyaya geçiş için biyolojik yürütük saldırı planlıyorlar diye kaç kere attım. Peki şimdi sonuca bakalım. Şu an şöyle de bir tweet attım. İnsanların topraktan ayağını çekecekler. Çekildi evet, mi? Çekildi. Reset atacaklar, dünya finans, siyaset, ekonomik sistemi atıldı mı? Atılmak üzere atıldı. Nuh tufanı gibi bir deney, bir tufan getirip arkasında yeni bir sisteme başlayacaklar. Şu an millet öyle algılıyor mu bunu? Algılıyor. Simülasyon yapıyorlar, test aşamasına geçecekler. Şu an dünya durdu mu? Dur. Bir şey daha söyleyeyim. Ulus devletler yürüye merdivende gibi şu an 20. yüzyıl kavramlarıyla birbirleriyle kavga ediyorlar. Toprak, harita, güç, enerji. Bir süre sonra hepsi aynı yere çıkacak. Çıktı mı? Ben Nature dergisinin ne dediğine değil, kendi gözlemime bakarım. Çünkü bu noktada bilim istihbaratın kontrolündedir. Mesela dünyadaki önemli şey nedir? Üniversiteler kimin kontrolündedir? %1'liklerin. Ama onların bilim dışı ilimleri de var. Mesela Ekonomist dergisi bir Hacı abinin dergisi değil ki, Anadolu'daki. Kimin dergisi? Kimin dergisi? Gino Angeli ve Rothschild ailesinin dergisi. Şimdi Çin'de Wuhan'da dünyanın en korunaklı viroloji enstitüsü var. Biyolojik savaşla ilgili. Bunu ben söylemiyorum. Bunun tehlikeli çalışmalar yaptığını, Dünya Sağlık Örgütü'nün de bundan bilgisi olduğunu kim söylüyor? Amerika Biyolojik Terör Yasası'nı hazırlayan avukat Francis Boyle söylüyor bunu. Daha ilk gün söyledi. Dünya Sağlık Örgütü biliyor bu işin oradan çıktığını dedi. Bir biyolojik istihbarat savaşı yaşandı. Kanada'da iki Çinli yakalandı. Sınır dışı edildi. Wuhan'da olduğu ortaya çıktı bunların. Koronavirüsü çalıyorlarmış Kanada'dan. Amerika'da da yakalandı, hapiste Çinlilerin. Savaşın bu yönleri var. Vakit kısa, çok değinemiyoruz. Koronavirüsün 6 çeşidi var. Bu 7. çeşidi zaten. Seyircilerimiz lütfen, o kitapta korona yazıyor. Bu spreyde korona yazıyor. Bunları geçin arkadaşlar. Evet, şimdi Abdullah Hoca'nın ve Ferda'nın açıkladığı dünyanın ünlü şirketlerinin CEO'larının üst üste istifa etmeleri var ki bunlar kafayı karıştıran şeyler. Birer iki gün arayla istifalar geliyor üst üste. Abdullah Çiftçi'nin ona yorumu da ilginç. Kısa bir bant, onu da izleyelim arkadaşlar. Çin mi yoksa Amerika mı yaptı deniyor ya. Biz burada kesin olarak bilemeyiz. Benimki şahsi görüşüm. Varsayım sadece. Yani buradaki şeyin, benim beklentim virüs saldırısının geleceğini bekliyorduk biz. Hatta bugün tweet attım. İzliyor şu an, bir arkadaşım var. Onunla konuşurken de 3 sene önce nasıl saldırırlar bunlar dedim. Üstad dedi, büyük şirketlerin CEO'ları yeraltı kayboluyorsa, istifa ediyorsa süreç başlamıştır dedi. Çok özür dilerim hocam. Evet. Sizi destekleyici olsun diye okuyacağım. Bakın, Disney'in CEO'su, Tinder'ın CEO'su, çok meşhur bir kadınları ilgilendiren bir ne diyelim, mağazalar zincirinin CEO'su, IBM'in CEO'su, Mastercard'ın CEO'su, Harley Davidson'ın CEO'su, daha da listeyi uzatabilirim. İstifa ettiler. Niye? Yer altına korumadalar şu an. Dünyanın başına bela öyle gelecek diye. Biz 3 yıl önce bunu tespit ettik. Şimdi virüsün geleceğini biliyoruz da, geliş zamanı nasıl biliriz diye baktık. O dedi ki, büyük CEO'lar kaybolmaya başladığında dedi, bu fırfırlar finali başlatacak. Biz fırfır diyoruz bunlara kendi aramızda. Bu, aşı falan yok mu hocam? Aşı falan var. Aşıyı duyuracakları şirketin ismini de ben söyleyeyim.
Ne o? ID2020.org. Mesela biz bunun ismini gördüğümüzde dedik ki demek ki bunlar 2020'de başlatıyorlar süreci diye analiz yaptık o dönemde. Aha. ID 2020 yani dijital kimlik 2020. Peki Mustafa Hocam hani siz inanmıyorum yani ihtimal vermediğiniz için. Hayır, sadece benim fikrim değil bu. Bilimsel şeyler de kanıtlar da onu gösteriyor. Yani diyor ki daha önceki bu SARS'la yakın akraba. Sonra onu üretmek mümkün değil mi geçen, hocam? SARS'la yakın akraba tabii, bir virüsü üretmek mümkün değil mi? Ama onun üretim aşamasındaki yapılacak laboratuvar şeyleri az çok ortaya çıkar. Bir de bu yarasada da saptanıyor. Bu virüse benzer bir virüs bir yarasada da saptanıyor. Hatta daha önce bir karınca yiyende, bir yılanda falan onunla da benzer bir virüs olduğu saptandı. Dolayısıyla hayvanla bir bağlantısı var. Laboratuvarla bir bağlantısı gösterilemez şu anda. Peki ben hep şunu merak ediyorum hocam ya. Bu yarasadan bulaştı diyorlar da. Mesela Levent hocam size sorayım. Yani işte Çin'de Wuhan'da bir tezgahtaki yarasadan bulaştı deniliyor. Peki başka yarasalar üzerinde inceleme yapıldı mı o bölgede? Acaba onlarda da bu virüs var mı diye. Neden soruyorum bunu? Çünkü Çin'in açıklaması var. Wuhan kentine bu virüsün bulaşmasından önce Amerikalı askerlerin gelişi söz konusu ve o askerlerin de enfekte olduğu bilgisine ulaşıldığını söylüyor Çin. Amerika'da yalanlamıyor bunu. Evet, onu tam olarak bilemiyorum tabii. Ama ilk olarak çıktığı yer hocamın da söylediği gibi o deniz ürünleri satan ve değişik vahşi hayvanlar satan pazarda çıktı. Muhtemelen oradaki birkaç vahşi hayvanda çıktı bu. Evet. Vahşi hayvandan bulaştı ve yani bunun biyolojik silah olduğuna dair herhangi bir kanıtımız yok elimizde bilimsel olarak. Yalnız yapılan bir çalışma var benim okuduğum. Burada diyor ki bunun laboratuvarda üretilmemiş olduğuna dair kanıtlar var. Yani biyolojik silah değil demek bu. Bununla ilgili bir çalışma var. Peki Yakup Hocam, tabii yani sizin gibi bilim adamlarıyla bu konuyu konuşmak aslında çok zor ama şöyle bir şey mümkün mü? Tamam, yani bu koronavirüsü üretip dünyaya farklı ülkelere bulaştırarak ya da üretilmese bile üremiş bir virüsü farklı ülkelere bulaştırarak bütün dünyaya yaymak mümkün mü? Hani üretilmesini bir kenara bıraktık. Şimdi tabii dünyada bir globalleşme dediğimiz bir durum var. Yani her şey çok hızlı. Bilgi çok hızlı gidiyor. İşte hayat çok hızlı. Her şey çabuk değişiyor. Dolayısıyla mümkün. Ama yani biz bunun bilimsel boyutuna ve şu anki sağlık tıbbi boyutuna odaklandık. Bu konuda daha fazla bir kişi daha fazla hasta olmasın, bir vatandaşımız daha fazla hasta olmasın, hastalanmış kişileri de daha hafif geçirsinler, daha şiddetli olmasın, ölümlerin de azaltılması yönünde bir katkımız olur mu olmaz mı? Onun endişesi ve onun telaşındayız. Yani diğer boyutunu bilemem yani. Biyolojik silahtır, başka bir şeydir. Tabii kanıtlanması lazım. Az önce Levent hocamızın belirttiği gibi bunun laboratuvar ortamında değil de spontan mutasyonla olabilecek bir mutasyonla geliştiği yönünde çalışmalar ve bilimsel veriler daha çok bu yönde işaret ediyor. Evet. Şimdi bir şey daha ilave edeyim Latif Bey izninizle. Şimdi pandemiler, salgınlar insanlık tarihi kadar neredeyse eski. Nerede başlıyor? Ne zamanki yerleşik hayata başlamış insanlar 10.000 milattan önce 10.000. yıllarda. O tarihten beri salgınlar var. Pandemiler var. Bir anda işte 50 milyon, 100 milyon insanın öldüğü salgınlar var. O zaman hepsine bir ayrı bir senaryo yazmak lazım. Yani o zamanki senaryoda, o zamanki komplo teorisinde, orta çağda kime suç buluyorlardı? O dönemdeki bugünkü kadar teknoloji gelişmediği için İşte cadılara. Bir takım cadıların, şeytanların ruhlarının girdiğini, o hastaları yakıyorlar, kale surlarından atıyorlar.
O gün maalesef öyle bir şey vardı, komplo teorisi vardı o gün. Bugün de teknoloji çok geliştiği için moleküler düzeyde insanlar komplo teorisi üretiyor. Fark eden bir şey yok. Yani dünyanın seyrinde bugün bir pandemi var. 20 yıl sonra bir daha olabilecek. Şu anda ben söylesem kahin mi olacağım? Hayır. Yani 15-20 yıl sonra, belki daha kısa süre sonra başka bir virüsle bir salgın daha çıkacak. Çünkü dünya küçücük bir köy gibi oldu. Bir yerdeki bir bulaş Çin'den hemen İtalya'ya geliyor. Niye İtalya'da? İtalya'da Çinli çalışan çok fazla. Bir anda her tarafa yayılıyor. Yani bunun için ayrı bir senaryoya, ayrı bir şeye gerek yok. Zaten süper güçler, parayı yönetenler başka bir şekilde dünyaya hakimler. Yani virüsle o kadar zaten da... Zaten bunun arkasında da bir dünya hakimiyeti olduğu söyleniyor da. Şimdi Mustafa Vural bir mesaj göndermiş. Tespit edilen hasta sayılarıyla ilgili. Birinci gün 1, üçüncü gün 2, beşinci gün 18 işte saymış. 10. gün 670 hasta, 11. gün 12. gün soru işaretleri koymuş. Herkes aklını başına alsın, riskin farkına varsın demiş. Bunu niye okudum? Gerçekten de tedbirli olmamız açısından. Kesinlikle. Yani hani bana bir şey olmaz şeyi bizim toplumumuzda biraz yaygındır ya. Kanısı. Yani kadercilik olayı. Yok arkadaş, herkese bir şey olur. Bu tespit çok doğru. Bir şey grafik olabilir. Şöyle gidiyor. Evet, grafik yükselerek gidiyor. O yüzden herkesin tedbir alması lazım kardeşim. Doktorlarımıza kulak vereceğiz, bakanlığa kulak vereceğiz ve ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Efendim çok teşekkür ediyorum. Levent hocam sağ olun. Sağ olun. Mustafa hocam. Ben teşekkür Levent ediyorum. Hocam, sağ olun. Eklemek istediğiniz bir şeyler varsa birer cümle son olarak alabilirim. Çok teşekkür ediyorum öncelikle bize bu fırsatı verdiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Ayrıca Sağlık Bilimleri Üniversitemize bize bu fırsatı verdiğiniz için. Bu arada Cevdet Erdöl hocamı da Sağlık Bilimleri Üniversitesi anılınca değerli hocam, hatta ağabeyim diyebilirim. Burada kendisini anıp saygılarımızı iletelim. Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün başarısını da biz dikkatle takip ediyoruz. Buyurun hocam. Teşekkürler. Yani zor günlerden geçiyoruz. İnşallah bu süreç tersine çevrilir. Vaka sayımız azalır. Kolay vakalar olur. Daha hafif atlatılır. Bunun için hep birlikte çalışmaya, daha çok çalışmaya, motive olmaya ve birliktelik ruhunu geliştirmeye ihtiyacımız var. Bilimsel manada da işte daha etkili ilaçlar, aşı bulunması yönünde de çalışmaların devam ettiğini biliyoruz. Üzerimize düşen otoritelerimizin, işte bilimsel kurulumuzun, hekimlerimizin önerdiği kuralları uygulayıp önümüzdeki günlere bakmak diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Mustafa hocam. Ben kısaca vatandaşlarımıza bu toplantının özeti evde kalın diyorum. Mümkün olduğu kadar evde kalın. Ellerinizin temizliğine dikkat edin. Soluduğunuz havanın temizliğine dikkat edin. Evet. Aslında evde kaldıkça da ister istemez doğal beslenmeye de yönelecekler. Çünkü fast food'tu, hazır gıdalardı, değil mi? Bir de evde egzersiz yapsınlar lütfen. Egzersiz oturmasınlar. Yaşına uygun evde egzersiz yapsınlar. Peki, teşekkür ederim. Levent hocam. Ben de şunu demek istiyorum. Biz sağlık çalışanları olarak salgının sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ama biz de halkımızdan istediğimiz mutlaka kurallara uymaları, evde kalmaları, hijyenik kurallara uymaları. Evet. Efendim, bu akşamlık Dinamit'ten bu kadar. Umarım bu felaketle bütün dünyanın yüz yüze kaldığı korona virüsüyle en iyi şekilde mücadele ediyoruz ve etmeye devam ederiz. Yeter ki tek iki kelime, evde kalın. Bunu kendimize koronavirüsle ilgili anayasa ilan ettiğimizde evde kalın cümlesini, iki kelimeyi, sorunu büyük ölçüde çözmüş oluyoruz. Evde kalın, dikkat edin. Her gün ne olduğunu zaten izliyorsunuz, takip ediyorsunuz yakinen. Haftaya Cuma akşamı yine birlikte olacağız. Hoşça kalın, iyi geceler efendim.